MHP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyecek. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. Bir anayasa hazırlığı varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmelidir. MHP Genel Başkanı, meclisin yetkilerini elinden alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin desteği bu sözlerle açıklamıştı. Kısa sürede meclise yeni anayasa teklifimizi getireceğiz. Önce AKP'nin hazırladığı teklifle referanduma gidildi. Türkiye'deki hükümet sistemi değiştirildi. Ardından gözler 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerin göstereceği adaya çevrildi. 2019 için adınız şimdi değerlendirilecek. Son süreçte siyaset kulisleri Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağını tartışıyordu. Yeni kapı diye başlayan bir ruhla hareketle sonuç almak Türkiye'nin hayrına olacağı inancındayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ise siyasetin gündemine oturdu. Bahçeli ilk defa bu kadar net konuştu. Erdoğan'ı destekleyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı yoktur. Genel Başkan aday olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yeni kapı ruhuyla hareket ederek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır. Bahçeli, olası bir ittifakta MHP'nin AKP'den bakan koltuğu isteyeceği iddialarına ise tepki gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan veya herhangi birisi Cumhurbaşkanı olduğunda kuracağı hükümetin içerisinde biz size şu kadar destek verdik, şu kadar şunu yaparız, bu kadar bakanlık isteriz, şöyle deriz gibi bir ahlak dışı davranışın partisi olamaz. Medya temsilcileriyle bir araya gelen Bahçeli'ye Abdullah Gül'ün aday olacağı iddiaları da soruldu. Ben adayım diye ortaya çıkması hiç izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır. Erken seçimin doğru olmadığını da belirten Devlet Bahçeli, %10 ağır bir barajdır ifadelerini kullandı. Erken seçim zaten doğru değil. İran karışıyor, Suriye şu, Türkiye bu. Böyle bir ortamda kim hangi erken seçimi düşünüyor? %10 barajı ağır bir barajdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj diye bir sorunu yoktur.